Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Elden Ring'e yeni bir başlangıç yapacağız. Şu anki amacım karakteri oyunun başında overpower hale getirmek, yani çok güçlü bir karakter haline getirmek. Bunun için öncelikle yapmamız gereken buradan gelip astrolog, yani astrologer karakterini seçmek ve geldiğimizde burada bir isim vereceğiz. Şöyle hızlıca bir isim vermek istiyorum ben. Sonrasında burada hatıralar bölümünden altın tohumu seçmenizi öneririm. Yani bunu İngilizce olarak da Gold Seed, bunu seçmenizi öneririm. Ve bunu seçtikten sonra direkt bu karakteriyle oyuna başla diyeceğiz. Bu bir rehber niteliğinde bir video yapmaya çalışacağım ben. İlk defa deneyeceğim bunu. İnternette buldum. Çok güzel bir rehber hazırlamışlar. YouTube'da gördüm. Ve bu rehberi Türkçe olarak size ulaştırmak istedim. Kısacası öyle söyleyeyim. Yani çok bayağı güçlü bir karakter olacak. Karakterimiz ileride. Şimdi yapmamız gereken şuradan ilk bunu alacağız. Bunu zaten almamız gerekiyor. İleride online oynamak istediğimiz zaman işimize yarayacak bunlar. Ve yapmamız gereken bu overpower yapma, yani çok güçlü hale getirmek için karakteri 7 adımlık bir yol izleyeceğiz. Yani bu yolda giderken hiç kimseye sataşmayacağız neredeyse. Hızlı bir şekilde at üstünde gitmemiz gereken noktalara gideceğiz ve toplanmamız gereken şeyleri toplayacağız. Sonrasında da alacağımız silahı güçlü hale getireceğiz. Öleceğiz zaten burada. Ben birkaç tane vurmak istiyorum sadece. Öldük. Zaten burada ölmemiz gerekiyor. Oyunun bizden istediği o. Bu arada ara sahneleri de geçiyorum. Zaten birçok kişi biliyordur ara sahneleri. Flasklerimizi aldık. Şimdi hemen buradan çıkıyoruz. Bu arada ilk bölümde kamera olmayacak. Nedeni bunun bir kısa olarak da versiyonunu yayınlamak istiyorum. Ondan dolayı ekranın kenarında şunu şimdi 4 yapalım. 4 olması daha iyi. Can kaybedersek alabiliriz. Yükseltebiliriz canımızı. Tamam. Bunları aldık. Kamera kısa video hazırladığım zaman benim sesim olmayacak. Ondan dolayı kenarda bir kamera olmasını istemedimden dolayı ilk bölümde kamera olmayacak. Diğer bölümlerde olacak ama ve bu karakterle devam edeceğim oyuna. Burada şunu da alalım. Tamam. Işığı yaktık. Grace'i. Direkt buradan ilk gitmemiz gereken yer olan şu ilerideki kiliseye doğru koşturuyoruz. Kilisede bir Grace var. Tamamdır.
Hiçbir şey toplamanıza gerek yok. Sadece yolda gördüğünüz gold runları toplarsanız yeterli. Başka bir şey toplamanıza gerek yok. Şurada şöyle bir dönme hareketi yapmamız gerekiyor. Ve hemen şuradaki Grace'e ulaşmamız gerekiyor. Burada ölürsek de önemli değil artık. Sıkıntı yok. Öldürebilirler. Nasıl olsa buradaki işimiz bitti şu anda. Aşağı oturuyoruz ve atımızı alacağız. At aldıktan sonra işler daha kolay olacak. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve but you. I can play turning root to aid you. You need only take to the foot. Then summon me. Ah, I bequeath. Tamam. It will sound torrent. Torrent aldık şu anda. Şimdi hemen vakit kaybetmeden devam edelim. Burada. Artık Torrent'i çağırabiliyoruz. Zaten ruhum yok ama alışkanlık. Atı buraya ekleyelim. Tamamdır. Şimdi gitmemiz gereken yer. Hemen haritayı açıyorum. Sıradaki gitmemiz gereken yer. İlk başta buraya gideceğiz. Şurada tekrar bir duralım. Şimdi ikinci yapmamız gereken haritayı açayım bir. Şuraya doğru gideceğiz. Ve buradan Weeping Peninsula bölgesine geçip orada Morningstar silahını alacağız. Şimdi hemen atımızı çağırıyorum. Tamam.
burası biraz dikkat etmemiz gereken bir yer. Çünkü karşıda bir arbalet var. Yakalarlarsa çok pis, canımızı yakarlar. Tamam. Bunu da hallettik. Buradan devam ediyoruz. Şu ilerideki araba, bu devlerin çektiği arabalar. Bu arabadan silahımızı alacağız. Harita açılana kadar kaçmanız gerekiyor. Tamam. Şimdi tekrar buraya dönüyoruz. Ve bu aşamamızı da bitirdik. Her aşamayı bitirdiğimde bu ışığa oturacağım böyle. Ondan sonra yeni aşamaya geçeceğiz. Evet, sırada yapmamız gereken aşama bu Celia Kristal Tünel var. Bu oyunun şimdi şöyle cover haritayı açayım. Şu taraflarında bir yerde kırmızı bir bölge var. Ejderhaların bölgesi. Şimdi o ejderhaların bölgesine gideceğiz ve buraya gitmenin kısa bir yolu var. O da şurada haritada, şuradaki yer. Haritadaki şu işaretleri kaldırayım. Hatta işaret koymaya gerek bile yok. Hemen zaten karşımızda gideceğimiz yer. Aa, attan yanlışlıkla atlıyorum ya. Biraz bazen karıştırıyorum öyle. Hala. Kaç saattir oynamama rağmen. 20 saati buldu benim oyundaki geçirdiğim süre ama. Şimdi burada bir oyundan çıkıp hızlıca gireceğiz. Fareler resetlensin diye yapıyoruz bunu. Yoksa biz sandığı açana kadar fareler bizi halleder orada. Ah! Gene de ısırdılar. Geçene kadar. Da bir hemen bundan içelim. Şimdi geldiğimiz bölge burası sıradaki. Hemen şuradan aşağıya iniyoruz. Hızlı bir şekilde kimseye bulaşmadan aşağıya atlıyoruz. Ve burayı eğer gündüz değilse gündüz yapalım oyunu. Çünkü gece oyun çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Çünkü bazen böyle ışınlanmalar olduğu zaman zaman atlaması olabiliyor oyunda. Ve geldik zor bölgeye. Burası tehlikeli bir bölge. Burada şimdi yapacağımız şey ileride bir vadi var. Vadi değil, pardon. Bir tünel gibi bir yer var. Bu araya girip buradan isterseniz bunu yapmaya da bilirsiniz. Bu arada
bir şey var. Silahımızı güçlendirmemize yarayacak olan bir taş var. Hem de 5. seviye. Bu taşı alırsanız işinize yarar. Yani isterseniz alırsınız, istemezseniz almazsınız. Lan şuradaki loot'u alayım dedim. Ha, bir şey değilmiş. Yani çok önemli değil bu taşı almanız. Ama alırsanız faydasını görürsünüz. Ve bu girdiğimiz bu zehirli gölde elinizden geldiği kadar sol taraftan gidin. Çünkü ortadan giderseniz istila yersiniz. Yani invite gelir. Invite gelirse üzer. Evet, sıradaki Grace'imizi bulduk. Ve Melina geldi. Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the metal to endure this long. Melina şimdi bizi yuvarlak masaya gönderecek ve biz oraya gittikten sonra buraya geri döneceğiz. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champion. Very well. Tamam. Let my hand rest. Tamam. Table of Lost Grace. Yani şimdi biz normalde bu bölgede doğuyorduk. Şu anda gittiğimiz bölge bu bölge. Hemen şimdi burada tekrardan doğuyoruz. Yani ışınlanıyoruz. Doğuyoruz değil. Işınlanıyoruz. Ve sonrasında şu yoldan gideceğiz. Burada bir Grace daha var çünkü. Ha, burada. Burası çok tehlikeli bir bölge. Bu arada onu söyleyeyim. Çok dikkatli olmanız lazım. Düşmanların dikkatini çok çekmeden uzaktan uzaktan gidiyoruz. Tamam.
Aa, arkama bakarken aşağı düştüm. Çevreye bakarken aşağı düştük. Tam map daha ilerideymiş. Map'e bakmak istedim bir. Map'i de almak istiyorum. Şimdi bu mezarlıktaki toplayabildiğiniz bütün gold rünleri toplayın. Aman bunlar sizi yakalamasın. Tamam. Haritayı geçtim mi? Geçmiş olabilirim. Hemen düşmanları bir sıfırlayalım. Varlığımızı unutsunlar. Harita şurada. Ben haritanın yerini unuttum ya. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şu ejderhalar bizi bir unutsun. Gelmemiz gereken yere geldik. Sivilerde bir Grace var. Hemen o Grace'e gidin. Çok hızlı bir şekilde. Ejderhalar bizi fark etmeden. Aslında fark edildik de. Şu yağmur bir dursun. Daha geçir zaman. Duracağı yok yağmurun. Yapacak bir şey yok. Silahınızı şuradan. Bu silah şu anda normal şartlarda kullanamıyoruz ama bizim işimizi görecek.
Yok, buradan değil ya. Burası birazcık sıkıntı. Burası daha iyi olur. Şimdi bu silahın pasif bir özelliği var. Kanama hasarı veriyor. Ve kanama hasarı verdiği zaman çok yüksek miktarda canını götürecek ejderhanın. Evet, 13.000 düştü. Bu arada silah çift elinize alın. Tek el olduğu zaman sıkıntı çıkarabiliyor. Daha geç. Ve öldü. Paralar hesaba yatıyor. Drink. Bir dakika. Oyunda bir sıkıntı oldu galiba. Aynen. Ben burayı bir daha başlatacağım. Evet, daha demin oyun bir hata verdi, crash verdi. Ondan dolayı oyundan çıkıp tekrar girmem gerekti. Hemen aldığımız ruhları harcayalım. Seviye geliştirmeye giriyoruz. Ve buradan aldığımız bu 74.000 küsur seviyeyi, bu değil. Şuradan 24 bu. Kalanını da buraya veriyoruz. Bir tanesini de cana vermek istiyorum. Ve şu anda sırada gideceğimiz yerdeki alacağımız silahı kullanabilecek seviyeye geldik. Hemen buraya geri dönüyoruz. Şimdi burada sıradaki yapacağımız şey Stormhill Kalesi'nin içine girmeden, yani Godric ile karşılaşmadan direkt buradan
şu yolu takip ederek şu haritadan aşağı atlayacağız ve şuradan kalenin arkasından dolaşarak diğer bölgeye geçeceğiz. Hemen atı çağırıyorum. Sen öttür onu. Sen onu öttürene kadar ben giderim. Bu da Golden Seed var. Almak yararlıdır. Hemen bu ışığa oturuyoruz bir. Düşmanları sıfırlıyoruz. Bizim varlığımızı unutturuyoruz onlara. Ve hemen yolumuza devam ediyoruz. Burada bir Grace var. Hemen Grace'e yerleşiyoruz. Ve yapacağımız yolculuğun bu aşamasını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, hemen buradan zamanı bir yeniden sabah yapalım. Geceye kalmayalım. Geceler çünkü farklı bosslar geliyor. Şimdi yapacağımız şey sıradaki King's Realms harabelerine gideceğiz. Yani King's Realms Ruins'e gideceğiz. Bir kilise var orada. Kilise gibi bir yer var. Orada bir demirci var. Gidip o demirciyle tanışacağız. Alacağımız silahı güçlendirmemiz için olan materyalleri, taşları ondan satın alacağız sonrasında. Ve bu bölgede de bir miktar kör bir yolculuk yapacağız. Önce şurada haritada eski işareti kaldırayım. Şurada bir harita var. O haritayı almaya çalışalım. İşimizi kolaylaştırması açısından. Haritayı alırsak güzel olur. Ve şu silahı da bırakıp kendi silahımızı alalım. Bir sıkıntı yaşarsak elimizde bir silah olsun. Bin canım bin. Yanlışlıkla bastım. Thank you.
Bir dakika, bizim gitmemiz gereken ya burası. Galiba. İnşallah yolu karıştırmıyorumdur şu an. Yok, doğru yerdeyiz. Tamam. Tamam. Doğru yerdeyiz. Bu bölgenin haritasını aldık. Yes. Büyücülere dikkat. Hemen buraya oturuyoruz. Evet. Yapmamız gereken bir sonraki aşamayı da şu anda tamamlamış olduk. Geldik. Şu ilerideki kaleye gideceğiz. Yani bu malikaneye gideceğiz. Evet, artık malikaneye girip silahımızı alma vakti geldi. Silahımızın adı Sword Knight and Flame silahı, kılıcı. Şimdi gideceğiz, artık bu kılıcı alacağız. Şu demirciyle bir konuşayım. Well, I presume you are tarnished. What brings you here? Var abi, silah almaya geldim. Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Evet. Satın al. Biz bu taşlar bizim ihtiyacımız olan taşlar. Taşlar burada. Bu taşları satın alacağız bu abiden biz. Evet. Ama öncesinde şu havayı bir düzelteyim. Şansımıza yağmur başladı. Hah, şöyle güzel hava. Mis gibi. Bu gideceğimiz yer birazcık tehlikeli bir yer. Çok dikkatli olmanız gerek. Büyüyle korunan bir malikane burası. Bu büyülere denk gelirsek ölürüz. Buradaki Grace'i yakıyoruz. Ve oturuyoruz. Ve kaleye, malikaneye giriş yapıyoruz. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Burada ben bir öleyim. Öleyim burada. Çünkü hata yaptım. Hak ettim ölmeyi. Tamam. Yakalanmadık. Sakin sakin sakin.
Koş. Şuradan zıplıyoruz. Ve içeri atıyoruz kendimizi. Üst kata çıkıyoruz. Ve üst katta bir kurtarıcı var. Yani oradaki Goldrun almayı unuttum. Sonradan alayım derken de öldük. Şimdi bu bölgede biraz sıkıntı. Düşmanlar spawn olacak. Hayaletler doğacak, öyle söyleyeyim. Güzel, yanlış yere atlama. Tam buradan insek bir şey olmaz. Ve geldik sonunda. Ve silahımız burada. Şimdi burada işimiz bitti. Biz demircinin yanına geri dönüyoruz artık. Aa, bir tane kullandım yanlışlıkla. Evet. Well, it's kind of you to speak to me again. Then I presume these old bones served their purpose. More or less. Bir dakika. Şu anda bunu staminamızdan dolayı bizim birazcık kısıtlıyor. Bizi biraz kısıtlıyor. Ama gene de kullanabileceğimiz seviyedeyiz. Büyülerini kullanabilecek seviyedeyiz. Silahını güçlendir. Bir tane satın al. İkinci seviye istiyor. Paramız bitti. Yani bunu burada birazcık sağdan soldan ruhlar toplayarak bu silahı çok güçlü bir hale getirebilirsiniz. Biraz ruh kasmanız gerek sadece. Biz şu anda ikinci seviyeye kadar çıkarabildik. Ama elimizde 5. seviyede taş var. Ama diğer ikisini şu anda alamıyoruz. Bu bölgede bir yerde
Bir mezarlık daha vardı diye hatırlıyorum. Bir bakalım mı ona? Bir bakalım ona bence. Aslında bu bölgeye gittiğimizde ben oraya da uğrayacaktım ama uğramayı unuttum. Ondan dolayı iki iş olmuş oldu şu anda. Üçüncü seviye lazım. Tamam. Dördüncü seviyemiz yok. Bir de dördüncü seviye alabilsek işte. Silahı güzel bir şekilde güçlendirirdik. Şimdi gidelim bir silahımızı test edelim. Şu anki haliyle. Yanlış yere gittim ama. Bir aşağıdaki ışığa gidecektik. Gene gündüz değil. Şey değil, pardon. Yağmursuz değil. Şansımıza full yağmur yağıyor ya. Hatta bunu ben öğlen yapacağım. Daha aydınlık. Gene yağmur yağdı. Bir daha bekle. Böyle bir böyle özellikleri var işte silahımızın. Öyle söyleyeyim. Şurada bir fleskleri değiştireceğim. Yani birazcık daha silahınızı güçlendirirseniz çok rahat bir şekilde gidip ilk boss'u kesebilirsiniz artık. ...500 vuruyoruz. Bunu güçlendirirseniz 1000'in üstüne çıkıyor bu.
Yani oyunun başında şu adamı kesmek tam bir işkencedir. Yakın karakterle. Yapamadık. Çok yakın kaldık çünkü. Bunların hepsini tek seferde alabilecek bir silahımız var ama. Canımız çok az. Bizim biraz canımızın artması lazım. Bir de şu diğerini göstereyim size. Bu çok daha fazla vurur. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Saplama özelliği de var silahın bu arada. Onu da söyleyeyim. Biraz eğimli bir yerdeyseniz isabet etmeme ihtimali var bunun. Daha düz bir yer olması gerekiyor. Ve şurada artık bölümümüzü bence noktalayalım, ilk bölümümüzü. Ve artık silahımızı güçlü bir silah ile oyuna daha hızlı bir başlangıç yapabileceğiz. Birazcık ruh kastıktan sonra silahımızı daha da güçlü hale getirip yani Godric'e tek bile atma ihtimaliniz var. Yani 2-3 vuruşluk vuruşta öldürme ihtimaliniz bile var bu silahla. Öyle söyleyeyim kısacası. O zaman videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.